Sabah saatlerinden itibaren ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde ilk etapta ısı tespiti yapılmıştı. Ardından sese ulaşılmıştı. Karşılıklı diyaloğa geçilmişti. Kadının sağ olduğu ve sağlıklı bir şekilde cevap verdiği bilgisi gelmişti. İşte onun üzerine o çalışmalar hızlandırıldı. Şu sıralarda da 45 yaşındaki Canan isimli bir kadın sevinç çığlıklarıyla, alkışlarla, tekbirlerle çıkartılıyor. Saatler süren bir çalışmanın sonunda yaklaşık 90 saat geride kaldı ve 90 saatin sonunda da mutlu bir haber geldi. 45 yaşındaki Canan Hanım şu sıralarda işte o enkazın altından çıkartıldı. 5 katlı Çiğdem 2 apartmanındaydı ve oradan da mutlu bir haber geldi. Şu sıralarda da işte o oluşturulan koridordan sağlık ekiplerine doğru yönlendiriliyor ve ilk etapta ambulansla tedavisi yapılacak. Ardından da en yakın hastaneye sevk edecek. Kameraman arkadaşım Edebali Koçdemir de o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Biz de sabah erken saatlerden itibaren bulunduğumuz noktada haber nöbetine başlamıştık. Ekiplerin adeta iğneyle kuyu kazmasına şahit olduk. Tek tek ince ince işlediler. Devasa o beton blokların altından önce bir yaşam alanı oluşturdular. Küçük bir alanın ardından da hemen yaralıya ulaşıldı. Saatler süren o çalışmanın neticesinde de işte az önce de ifade ettik, 45 yaşındaki Canan Hanım'a ulaşıldı ve sağ salim bir şekilde ambulansa sevk edildi. Tabii sevinç gösterileri vardı az önce. Tekbirleri duyduk. Aynı zamanda alkışları duyduk. Tabii onlar da çok mutlu oldular. Saatler süren emeklerinin karşılığında bir kişiyi daha hayata tutundurdular. Bir ses, bir nefes bulabilmek için saatlerce uğraştılar. Evet, diğer tarafta da kameraman arkadaşım Edebali Koçdemir'den de o noktayı tekrar göstermesini rica edeceğim. 5 katlı Çiğdem Apartmanı'ndan bahsediyoruz. O noktada ise hala ekiplerin sevinçlerini gözlemleyebiliyoruz. 5 katlı bir yapıdan bahsediyoruz. Dün, az önce de ifade ettim, dün bu noktadan 4 tane çocuğa ulaşılmıştı. Sağlıklılardı ve bugün de yine sabah saatlerine itibaren o çalışmalar hızlandırıldı ve binanın alt kısmından bir yaşam koridoru oluşturuldu. O noktadan giriş yapıldı. Adeta iğneyle kuyu kazdılar ve saatler süren o çalışmalar neticesinde ise sağ olarak Canan Hanım'a ulaşıldı. 45 yaşında olduğunu özellikle belirtelim. Bulunduğumuz nokta neresiydi? Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeydi. Tabii depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine çok yakın bir mesafede burası. 50 kilometre mesafede. Tabii depremin en fazla vurduğu noktalardan da biri oldu. Ve şu sıralarda da işte kurtarma ekiplerinin sevinç gösterilerini görüyoruz. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Saatlerce aslında burada uğraş verdiler.